bu seçimlere ve milletin iradesine direkt müdahaledir. Milliyetçi Hareket Partisi Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 Haziran seçimleri öncesinde tarafsızlık yeminine aykırı olarak düzenlediği mitinglerle hak ihlalinde bulunduğu iddiasıyla Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu. Yılmaz, avukatlarıyla Adana Adliyesi'ne gelerek Anayasa Mahkemesi'ne yönelik dava dilekçesini Nöbetçi İdare Mahkemesi'ne sundu. Yılmaz burada yaptığı açıklamasında Erdoğan'ın mecliste bütün partilere eşit mesafede olacağını, tarafsız ve kurumların uyum içerisinde çalışmasını sağlayacağına dair namusu ve şerefi üzerine yemin ettiğini söyledi. Kendisini anayasanın üstünde tutarak, yasaların üstünde tutarak, seçim kanunlarının üzerinde tutarak bunların tamamını çiğneyerek taraf oluyor, bizim hakkımızı ihlal ediyor. Seçimlerin demokrasi şöleni şeklinde geçtiği ve yasaya göre siyasi partilerin eşit şartlar altında kendilerini halka anlatarak iktidara talip olduğu bir sırada Cumhurbaşkanı'nın devreye girerek ayrı bir seçim kampanyası yürüttüğünü dile getiren Yılmaz, Erdoğan'ın başbakanını bile ikinci planda bırakarak sanki AK Parti'nin genel başkanı gibi hareket ettiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı aleni taraf olarak Adalet ve Kalkınma Partisi lehine hem televizyonlara çıkarak hem de seçim meydanlarında mitingler düzenleyerek Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy istemektedir. Bu Cumhuriyet tarihinde olmayan bir durumdur. Cumhurbaşkanının milliyet iradesini yönlendirdiğini belirten Yılmaz, televizyonlarda milletin iradesini her şeyin üstünde tuttuğunu belirten Erdoğan'ın anayasanın tarafsızlık ilkesini ihlal ettiğini savundu. Cumhurbaşkanının anayasayı ayaklar altına aldığını ileri sürdü. Zaten seçimle ilgili milletimizin seçim sandıklarına, seçim sonuçlarına müdahale edileceği noktasında çok ciddi kaygılarının olduğu bu ortam içerisinde Cumhurbaşkanının tarafsızlığını bırakarak Adalet ve Kalkınma Partisi'nden yana direkt tavır alması seçim güvenliğini de ciddi manada tehlikeye ve sıkıntıya sokmaktadır.